dert ve borçtan kurtulmak için. Sual. Peygamber Efendimizin Eshab-ı Kiram'dan Ebu Ümame Hazretlerine dertten ve borçtan kurtulması için öğrettiği dua nasıldır? Cevap. Eshab-ı Kiram'dan Ebu Said Hudri Hazretleri anlatıyor. Resulullah Efendimiz bir gün mescide girdi ve Ensar'dan Ebu Ümame'ye rastladı ve kendisine "Ya Eba Ümame, ne diye namaz vaktinin dışında seni mescitte oturur halde görüyorum diye sordu. Ebu Ümame, beni saran dertler ve borçlar yüzünden ya Resulallah dedi. Resulullah, sana bir dua öğreteyim. Bunu okuduğun zaman Allah derdine deva verir, borcunu ödettirir. Sabah ve akşam bu duayı oku buyurdu. Dua şöyledir. Allahümme inni euzu bike minel hemmi vel hazen ve euzu bike minel aczi vel kesel ve euzu bike minel cübni vel buhl ve euzu bike men galebetit deyni ve kahrir rical ya rabbi kederden dertten acizlikten tembellikten korkudan cimrilikten borcumu ödeyememekten ve insanların kahrından sana sığınırım Ebu Ümame Hazretleri buyurdu ki bunu okudum Allahü Teala derdimi giderdi, borcumu da ödetti. Her derdin çaresi vardır. Sual, bazen sıkılıyoruz, başımıza bir bela geliyor veya bir şeyden korkuyoruz, borcumuzu ödeyemiyoruz. Bunlardan kurtulmak için okunacak bir dua var mıdır? Cevap, İslam alimleri buyuruyor ki, her derdin çaresi vardır. Allahü Teala çaresiz dert yaratmamıştır. Yaşamak ve mal sahibi olabilmek gibi dünya nimetlerinin hepsi için sebepler yaratmıştır. Sebebine yapışmayan bu nimetlerden elbette mahrum kalır. Ahiret nimetlerine kavuşmak da böyledir. Mesela tembelliğin ilacı namaz kılmaktır. İnsan maruz kaldığı şeylere karşı gafil olmayıp çaresine bakmalıdır. Birkaç örnek verelim. 1. Bir, bir belaya maruz kalan Neden Yunus Aleyhisselam'ın okuduğu la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin duasını okumaz ki. Halbuki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, birinize dert ve bela gelince Yunus aleyhisselamın duasını okusun, Allahü Teala onu muhakkak kurtarır. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin diyen uğradığı beladan kurtulur. Bir hasta kırk defa, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin okursa şehit olarak vefat eder. Şifa bulursa günahları affolur. 2. Bir şeyden korkup sıkılan kimse niçin hasbiyallahu ve ni'mel vekil demez ki? Halbuki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki hasbiyallahu ve ni'mel vekil sözü her korku için bir emniyettir sıkıntıdan kurtulmak için hasbiyallahu ve ni'mel vekil okuyun. Sabah akşam yedi kere hasbiyallahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim okuyan dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur. İmam-ı Rabbani Hazretleri korkulu zamanlarda la havle ve la kuvvete illa billahil aleyyil azim okunmasını emrederdi. 3 borcu olan niçin çok istiğfar etmez ki? Halbuki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, istiğfara devam edeni Allahü Teala her sıkıntıdan, üzüntüden, dertten, geçim darlığından kurtarır, ferahlığa çıkarır ve ummadığı yerden rızıklandırır. Eve girerken İhlas suresini okuyan fakirlik görmez. Her gece Vakıa suresini okuyan fakirlik görmez sıkıntıya düşen veya borçlanan bin kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse Allahü Teala işini kolaylaştırır. Borçtan kurtulmak için Allahümme ekfini bi helalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake duasını okumalıdır. Fakirlikten kurtulmak için la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim kelimeyi temciri çok okumalıdır istiğfarı çok okumalı. İstiğfar, insanı her murada kavuşturur. Tövbe etmeli, istiğfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allahü Teala, istiğfar okuyun, imdadınıza yetişirim buyurdu. İstiğfar edileceği zaman yüz defa, Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullah el azim, ellezi la ilaha illa, hüvel hayyel kayyume ve etübi ileh demeli, ve manasını düşünerek söylemeli. Manası şöyledir. Razı olmadığın şeylerden yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hay, kayyum ve azim olan Allah'a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup ona sığınırım.''